beklenenden daha kısa bir süre içerisinde sonuçlanır. Hem Türkiye için hem yurttaşlarımızın güvenliği için hem jeopolitik önemimiz açısından da olumlu olur diyoruz. Evet, hepinizin yakından tanıdığı başka bir gazeteci meslektaşımız var. Kendisi aynı zamanda Suriye üzerine bir kitap da yazmıştı ve aslında tezleri de teker teker çıkıyor. Ömer Ödemiş hem bölgeden hem Suriye Arap Cumhuriyeti'nin nasıl karşıladığını hem değerli izleyiciler bu ateşkesin nereye varacağını uzun uzun değerlendireceğimiz bir meslektaşımız kendisi. Ömer Bey, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Nasılsınız? Sağ ol, sen nasılsın? İyiyiz. Ömer Bey, siz ilk kez canlı yayınımıza alıyoruz. Öncelikle hoş geldiniz demek istiyorum tekrardan yayınımıza. Türkiye malumunuz Amerika Birleşik Devletleri ile kendine göre ara verme ama ABD'ye göre bir ateşkes imzaladı. Bu ateşkesi öncelikle siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizin fikirleriniz önemli. Bu konuda bölgede uzman birisi olarak da uzun yıllar görev yaptınız. Şimdi yaklaşık 9 gün süren 10. günde ateşkesle ara verildiği söylenen bir çatışma yaşadık. Ki bugün akşam saatlerinde yeniden Rasulayn'ın top ateşine tutulduğu bilgileri de var. Bugün sabahleyin de yine bölgede çatışma haberleri geldi. Yani tam anlamıyla bir ateşkes aslında sağlanabilmiş değil gördüğümüz kadarıyla. Evet. Birincisi sürecin başlaması biliyorsunuz ki Trump'ın bir tavrıyla gelişti. Arkasından Türkiye'ye gelen Erdoğan'ın görüşmem dediği başkan yardımcısıyla oturup görüşmesiyle bir anlaşma sağlandı ve PYD'de de bu anlaşmayı kabul ettiğini duyurdu. Daha sonraki süreçte Mazlum PYD'nin sözcüsü Mazlum Kobani ile Trump'ın telefon görüşmesi yaptığı, birkaç görüşme yaptığı ve ateşkes konusunu görüştükleri bilgisi de basına yansıdı. Şimdi iki ayrı bölgeden, iki ayrı koldan, iki ayrı kasabaya dönük bir operasyon gerçekleşmişti sınırımızda. Bir tanesi Akçakale'nin yakınındaki bir kasabaya, diğeri de Ceylanpınar'ın yakınındaki bir kasabaya gerçekleşmişti. Tel Aviyat'ta Rasulayn'a gerçekleşmişti. Tel Aviyat'ta biraz ilerleme kaydedilirken Rasulayn'da ciddi bir ilerleme kaydedilememiş, kent merkezi ele geçirilememiş, düşürülememiş gibi böyle bir noktada bu ateşkes çağrısı geldi. Ona rağmen de bu şey sürüyor. Ateşkesin ben başta yani sonuçları itibariyle baktığımızda bu 9 günlük çatışma sürecinin bu süreçte SDG güçleri Suriye devletiyle oturarak bir anlaşma yaptılar. Bu anlaşmaya göre de sınır bölgesinin güvenliğinin Suriye ordusuna bırakılması var dedi. Bize gelen bilgilere göre Suriye ordusu bünyesinde oluşturulan 5. orduya SDG'nin kendini feshederek katılması var idi. Biz de SDG'nin elinde bulundurduğu Rakka, Tapka gibi bölgelere Suriye ordusunun girişine olarak sağlanması. Şimdi orada bir araya girmek istiyorum Ömer Bey. Yani daha doğrusu bilgilerinden yararlanmak istiyorum. 5. ordu mu kuruluyor Suriye Arap Cumhuriyeti bünyesinde yoksa var olan bir orduya SDG kendisini mi ekleyecek? Şimdi 4 ordu var Suriye'de. Suriye Arap Cumhuriyeti'nde. Şimdi Suriye deyince çok karışıyor. Pardon, anlamadım. Suriye Arap Cumhuriyeti'nde 4 ordu var değil mi? Doğru algıladım. Suriye Arap Cumhuriyeti'nde 4 ordu var. 5.'si yeni kuruldu. Bu 5. orduya da milis güçler dahil ediliyor. Yani PYD ve SDG dışında milis güçler de var Suriye'de. Belli bölgelerde koruma üstlenen operasyonlara katılan güçler var. Bu İran destekli milis güçler mi acaba? Değil. Sadece Suriye destekli güçler. Yani Suriye'nin yerli milis güçleri ki var yani. Bu, işte ulusal savunma var. Bazı gençlik konularının oluşturduğu bir savunma timi var. Yani birliği vardı. Bunların hepsini, bu dağınık dağınık olan yapıların hepsini bir ayrı bir ordu oluşturarak bunun içine topladı Suriye ordusu. 5. ordu dedi bunun ismine. SDG'nin de yine milis gücü olarak bu ordunun içerisinde yer alacağı bilgisi ulaştı bize. Bunun yanı sıra da en önemli şeylerden birisi bu süreçte yapılan anlaşma içerisinde. Diğeri ise sınır güvenliğinin tamamen Suriye ordu dediklerine bırakılmasıydı. Şimdi Membiç ve Kobani diye bilinen ama gerçek adı aynı Arap olan bölgeye de Suriye ordusu girdi.
da aynı Karabağ sınır kapısına da Suriye bayrakları dikildi. Tapka havalarına da Suriye güçleri gitti, Rakya da gittiler. Yani bu anlay, bu süreçte, 9 yıllık süreçte ortaya çıkan en önemli gelişme STDG güçleriyle Suriye devletinin yapmış olduğu anlaşma. Bu anlaşma çerçevesinde de Suriye ordusunun kuzeydeki pek çok merziye girmesi ve oradaki kontrolü sağlaması oldu. Şimdi tabii bir de bunun Türkiye cepheline bakmak gerekiyor. Türkiye açısından da baktığımızda hala işte bu anlaşma içerisindeki maddelerden birisi bu PYD'nin, yani Türkiye'nin terörist olarak gördüğü PYD'nin sınırın işte 30 kilometre gerisine çekilerek sınır bölgesini boşaltması, ağır silahlarını bırakması, toplanması daha doğrusu vesaire gibi maddeler var. Ancak bugün gelinen real durumda, sahadaki durumda geriye çekilmesi denilen şey zaten sınır güvenliğini, PYD sınırların korunmasını Suriye ordusuna bıraktığı için çok anlamsız bir noktaya geliyor. Yani Suriye ordusunu zaten her koşulda gerisinde kalmış olacak ve kendi yapısında bir biçimde değiştirerek gerisinde kalmış olacak. Peki diyelim ki ben işte Suriye ordusunun bulunduğu bölgenin gerisindeyken Türkiye'nin talep ettiği şey gerçekleşmiş olacak mı? İşte onu soracağım. Bir açıdan da şu açıdan da baktığımızda, çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan işte birkaç gün önce yaptığı açıklamada da operasyon sürerken Adana mutabakatı çerçevesinde biz bu operasyonu gerçekleştirdik açıklamasında bulundu. Bunu Erdoğan mı dedi? Tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan söyledi. Yani bu operasyonun zeminini biz şeyden alıyoruz, Adana mutabakatından dedi. Şimdi Adana mutabakatı her şeyden önce karşılıklı iki devletin işbirliği içerisinde oluşturulan bir şey ve sıcak takibi içeren maddeyi kastediyor Erdoğan. Bu sıcak takipte karşı devletin onayı ve izniyle yapılan bir sıcak takip. Yani Suriye devletiyle işe geçmeden, onların onayını almadan böylesine bir sıcak takibi, böylesine bir operasyona gerekçe yapmak çok mantıklı bir zemin değil. Buraya yapılan anlaşmayla ilişkili bu söyleme dikkate aldığımızda zaten bu Suriye sınır güvenliğini aldıktan sonra da PYD ve SDG'nin sınırda kalma diye bir durumları olmayacağı için böylesi bir şey gerek ortadan kalkmış oluyor. Ama yani, tabii fiili durum olsun Ömer Bey. Araya giriyorum ama şimdi Suriye 5. ordusu sınır güvenliğini sağlayacak kendisini. Kendi 5. ordu sağlamayacak. Suriye ordusu sağlayacak. Yani Suriye'nin kendisi. 5. orduya katılacaklar bunlar. 5. ordu ülkenin değişik yerlerinde görev yapacak. Anladım. Ama şimdi Türkiye'de bugün de özellikle Sayın Erdoğan dedi, 12 tane gözlem noktası kurulacak dedi. Bu kurulan güvenli bölgede. Bu Adana mutabakatı ruhuna aykırı bu durumda. Adana mutabakatında böyle bir madde yok. Kaldı ki Adana mutabakatında İdlib'de kurulan gözlem noktalarında gözlem yapıp çatışmasızlık bölgesi yaratmak yerine oradaki terörist örgütlere kalkan olduğunu hepimiz biliyoruz. Evet. Yani bu tek başına kendisinin alacağı bir kararla bir gözlem noktası oluşturma vesaire gibi mümkün değil. İki, böyle bir şeyin kararını ABD ile de veremez çünkü artık o sahada Suriye ordusu var. Yani Suriye ordusu kendi topraklarını bir başka ülkenin hiçbir anlaşmaya onay vermeden gelip gözlem noktası kurmasına izin vermeyecektir. Kaldı ki anlaşmalarda böyle bir gözlem noktası şey yok. Sadece Sayın Erdoğan'ın söylediği şeyler var. İki, Soçi'deki görüşmeye dönük bir ön adım, ön çağrı gibi, ön düşünce ifadesi gibi geliyor bu bana. Soçi'de bir görüşme olacak. Ruslardan böyle bir talepte bulunacaklar. Ruslar zaten tüm sınır güvenliğinin Türkiye Suriye devletine bırakılması gerektiğini söylüyor. Yani Türkiye'nin daha önce de gizli bölgelerden çekilerek tüm Suriye ordusunun o bölgelere girerek sınır bölgesindeki tüm güvenliği sağlaması gerektiğini söylüyor. Yani Afrin'den, Cirebrus'tan, Azez'den çıkmasını da istiyor Türkiye'nin. Bırakın şey yapmasını. Yani yeni içinde gözlem noktaları adı altında orada belli bir grubu tutmak ki o gözlem noktalarının bulunduğu çevrede adına sonradan milli uydurulması yapılan ÖSÖ devşirmelerinde yer alacağı açık. Yani onlara bir yaşam alanı elde etmeye çalışılıyor. Buna da sanıyorum bu saatten sonra, yani Memlik'e Kobani'ye Suriye askerleri yerleştikten sonra ne Rusların onay vereceğini zannediyorum ne de sahanın böyle bir sürece uygun olduğunu düşünüyorum. Soçi görüşmesi öncesinde Türkiye sanıyorum kendi niyetini, kendi taleplerini
güçlendirmiş oluyor. Orada öyle gözlem noktası kurulabileceğini falan ben düşünmüyorum. Böyle bir anlaşmalıdır zaten. Amerika'yla da yapılan anlaşmada böyle bir şey yok. Peki sahadan dediniz ama şimdi Kobani ve Membiş'te Suriye Arap Cumhuriyeti hegemonyasını sağladı mı? Askerleri girmiş de en son bildiğimiz kadarıyla. Denetimi sağladı tabii ki. Yani orada bir sıkıntı yok. BD ile SDG ile yapılan anlaşma gereği Suriye ordusu zırhlı birlikleriyle ağır silahlarıyla o iki bölgeye girdiler ve savunmayı aldılar ki biliyorsunuz Membiç Cirebus'un tam karşısındadır. Yani bir ırmak akar arkada arada. Çok yakın bir mesafededir. Cirebus'ta da ÖSÖ'cüler var ağırlıklı olarak. Geri planda da Türk askerleri var. Yani TSK'nın askeri gücü var. Ama ön planda yine şey var. ÖSÖ yapılanmaları var. Yani işte yaklaşık 20'ye 25'e yakın örgütlenmeler var. Tabii bunların da kontrolü tamamen şeye ait. Yani ağırlıklı Türkiye kontrol ediyor bu güçleri. Evet. Araya giriyorum ama bir de Türkiye'nin biraz önce de bahsettiğiniz İdlib'de Astana muhtırası gereği kurduğu 12 tane de gözlem noktası var. Peki Suriye Arap Cumhuriyeti bu 12 gözlem noktasında boşaltılmasını istiyor mu Türkiye'den? Ya da bunların akıbeti ne olacak? Şimdi İdlib meselesi bu Soçi'de sanıyorum bu ayın 28'de mi yapılacak? Pardon 26'da başlıyormuş özür dilerim. Yapılacak görüşmede o gözlem noktaları gündeme geldi çünkü orada İdlib operasyonunda görüşülecek. Yani İdlib'de şu an bir haftadır 10 günde bir yığınak yapıyor Suriye ordusu ve diğer değişik miniş güçler. Suriye artık İdlib konusuna bir son vermek istiyor. Çünkü İdlib çok uzayan bir yara oldu Suriye açısından. Her defasında operasyon yapıp ilerlemeye başladığında Türkiye tarafından değişik gerekçelerle operasyonlar durduruldu. Şimdi zaten orada gözlem noktalarından bir tane sanıyorum 12 tane ve 11 tane gözlem noktası var orada. 12. Bir tane 9. gözlem noktası şu an Suriye ordusunun kontrol altında bulunduğu bölgede duruyor ve işlevini kaybetmiş durumda. Yani orada 900 tane asker. Etrafı kuşatılmış bir bölge zaten kontrol altında. Evet, etrafı kuşatılmış Suriye askerlerinin bulunduğu bölgede. Yani şu an bir karşı bir hamle yok karşılıklı. Lojistiği de yani yiyecek vesaire gibi şeyler lojistiği de sağladı ama işlevini kaybetmiş durumda çünkü gözlem noktalarının işlevi bölgedeki çatışmasızlığı sağlamak, oradaki cihatçı güçlerin silahlandırılmasını sağlamak ve 5 kilometrelik alandan boşaltılmasını sağlamak da bunların hiçbirini yapamadı oradaki gözlem noktalarının hiçbiri. Onun için de zaten İdlib konusu Suçi'de gündeme gelecektir. Suçi'de gündeme gelecek konulardan bir tanesi İdlib olacaktır. İkincisi de Türkiye-Suriye arasındaki sınırların güvenliğinin Suriye ordusu tarafından sağlanması gerektiği, Suriye ordusunun ve devletinin kendi sınırlarının güvenliğine sağlayabilecek güç ve kapasite olduğunu Türkiye'ye anlatılması olacak. Tabii böyle olunca da karşımıza Afrin'in boşaltılması, Cirebus'un boşaltılması, Aziz'in boşaltılması gibi sorunlar çıkacak ki Türkiye şimdilik bunlara yanaşmıyor. Çünkü oralara millet bahçeleri yaptı, üniversite fakülteleri açtı, valiler atadı, plakalar verdi vesaire vesaire. Yani orada uzun vadeli kalacakmış gibi bir hamleler yaptı o bölgelere. En büyük sorunlardan birisi de önümüzdeki günlerde bu sorunlara karşımıza çıkacak gibi görünüyor. Ömer Bey son sorum şu aslında. Sizin de kulağınıza gelmiş midir bilmiyorum bölgeye hakim misiniz? Türkiye ile Suriye Arap Cumhuriyeti arasında gerek resmi gerekse gayri resmi görüşmeler, temaslar var mı? Başladı mı? Bu konuyla ilgili kamuoyuna sürekli iddialar düşüyor ama siz daha yakın biliyorsunuz bölgeyi. Sizin fikirlerinizi alalım bu konuda. Şimdi şöyle savaşın başından beri zaten istihbarat servisler arasındaki ilişki kesilmedi. İlk kesilmez de zaten yani tüm dünya ülkelerinde bu böyle. Dolaylı olarak ilişkilerde Rusya üzerinden sürdürülüyor. Ancak son işte çok daha sıklıkla seslendirildi Soçi'de. Böyle bir görüşme gerçekleşeceği. Yani dün ya da evvelsi gün Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın danışmanı, siyasi danışmanı Hüseyin Eşaba, dündü sanıyorum, televizyonlara çıkarak canlı yayında bunun mümkün olamayacağını, Rusya'nın da kendilerine böyle bir bilgi vermediğini, böyle bir görüşmenin şimdi söz konusu olmayacağını açıkladı. Benim orada görüştüğüm kimi kaynaklar ise şöyle bir tepki gösterdiler. Bu aşamada biz niye görüşelim Türkiye ile? Erdoğan'la niye görüşelim? Hatta Türkiye demediler. Erdoğan'la niye görüşelim? Yani biz sahada hakimiyetimizi sağlamışız, üstünlüğümüz var. Askeri anlamda da istediğimiz operasyonu yapabilecek bir durumdayız. Tam tersine Türkiye'deki Erdoğan'a zayıf, yıpranmış durumda, ömrü kısalmış durumda. Eğer biz Türkiye
Türkiye'yle yeni bir ilişki kuracaksak, yeni bir iktidarla çok daha taze, çok daha geçmişi temiz bir ilişki kurarız. Bunun için de bir yıl beklememiz, bir yıl, iki yıl beklememizin hiçbir önemi yoktur. Bir yaklaşım koydular. Yani Türkiye ile ilişkiyi Erdoğan'ı da gidici olarak görüyorlar. Türkiye'deki durumunun çok sağlam olmadığını görüyorlar. İktidardaki durumunu. Kuracaksak ilişki öylesi bir dönemde kurarız diyorlar. Bu nedenle de Soçi'de doğrudan bir görüşmenin en azından bugünkü en son yapılacak olan görüşmede olabileceğini sanmıyorum. Yani aslında dananın kuyruğu bu ay sonu Soçi'de kopacak gibi görülüyor sizin anlattıklarınız dışında. Koşulsuz yani şey, eğer yani Soçi görüşmelerinde ki Rusya'nın bu konuda çok ciddi baskısı olacaktır. ABD ile de bu konuda anlaştığını düşünüyorum ben. Suriye devleti, Suriye kendi sınırlarını korumak durumundadır. Kendi sınırlarını korumalıdır. Bunun için de tüm sınıra Suriye ordu birlikleri yerleşmelidir şeyi. Soçi'de Türkiye'nin kabul etmesi için masaya konulacak şey olacaktır. Bunu Amerika'nın da kabul ettiğini, Rusya'nın özellikle bu Birleşmiş Milletler'de Türkiye'yi kınamaya dönük alınmaya çalışılan karara birlikte hayır oyu vererek ortak bir pozisyona, ortak bir tutuma bence bir karar verilmiş gibi görülüyor. Sayın Ömer Ödemiş, bir soru daha aklımıza geldi ama bunu da sormadan sizi veda etmeyelim diyoruz. İşitliler ne olacak? Bugün itibariyle 150 dün, bugün de 41 tanesini Süleyman Soylu açıkladı İçişleri Bakanımız. Toplam 236 işitli Türkiye'ye getirildi. Yargılanacağı söylendi Türkiye'de. Bu da tabii muamma. Hangi suçtan, hangi maddeden yargılanacaklar? O da ayrı bir şey. Ama ciddi anlamda bölgede hem işitliler hem de işitli aileleri var. Bunlar ne olacak ya da bu konuyla ilgili öngörüleriniz nedir sizin? Şimdi bu duydum tabii ki haberlerde basına yansıdı. 145 kişi sanıyorum Türkiye'ye getirilecek. Yani bunlar Türkiye'de hiçbir suç işlemedi. Şu anda 236 kişi getirilir yani, resmi rakam. 160 kişi diyorsun. Yani Suriye'de çatışan, orada kafa kesen, orada asker, Türk askerlerini yakan kişiler Türkiye'de, Türkiye yasaları önünde bir suç işlemediler. Hangi yaşaya göre bunu yargılayacaksınız? İşte dönük yapılması gereken şey uluslararası bir mahkeme kurmak ve insanlık suçu çerçevesinde yargılamaktır. Eğer bunları Türkiye'ye getiriyorsanız Türkiye'de IŞİD, yani Nusra sanıyorum terör örgütü olarak kabul ediyor. Ediliyor. IŞİD da Suriye'deki şey, Türkiye'deki faaliyetlerinden dolayı hukuka yani yargılanabiliyor. Suriye'de adam Türkiye'de hiçbir şey yapmamış, Suriye'ye gitmiş, kafa kesmiş, ben de yapmış, getirip de burada sen Suriye'de niye kafa kestin diye yargılayamayacaksın. Yani çoğunluğu onların getirip büyük ihtimalle de serbest bırakılacaktır. Çok çok tehlikeli olanlar belki bir biçimde yargıya tabi tutulur. Onun dışında ailelerine ilişkinde yapacak hiçbir şey yoktur. Çünkü sonuçta eşi, karısı, çoluğu, çocuğudur gidenler. Ki onlar da eğitimli, inançlı ve istenildiği, yani istedikleri anda harekete geçebilecek bir zihinsel yapıya sahiptir. Onlar da büyük ihtimalle aile statüsünü görüp Türkiye'de Türk halkının arasına sokulacaktır, bırakılacaktır diye düşünüyorum. Bunun dışında mesela 106 bin rakamı veriliyor Ruslar tarafından hapishanelerde işitli sayısı. Bu rakam çok fazladır adam. Yani gerçekten çok büyük bir rakam. Bir sürü kayıp verdi işitli Suriye'de. Yani bir sürü ölü verdi. Bir sürü yani yaklaşık 7 yıldır orada savaşta. Demek ki bu 500 bin kişiyle mi gitti Suriye'ye? Yani rakamlar şey biraz abartılı gibi geldi bana. Eğer 106 bin gerçekten IŞİD'in militanı varsa Suriye'deki o PYD'nin... Dünyada yani şeriat gelebilirdi 106 bin Suriye'de militan olursa. Yani çok ciddi bir rakam. Ben o rakamlarda biraz yanlışlık olduğunu düşünüyorum. Yani belki bilinçli olarak yapılmış bir yanlışlık var. Benim tahminime göre de orada 30 ile 40 bin arasında olması doğal, mantıklı bir rakam. Nusra'nın da zaten yaklaşık işte o kadar 30 ile 40 bin arası bir sürü savaşçısı var. Yani oradaki IŞİD'lilerin de ne yapılacağı ki en iyi öneri de şey uluslararası bir mahkeme kurup o mahkemede bu IŞİD'lilerin insanlık suçu kapsamında yargılanması gerektiği, diğer türlü bunları ne yapacağımızı bilemiyoruz. Normal insanların yaşam alanlarını salmak da Türkiye'yi yeni bir tehditle karşı karşıya bırakmak anlamına gelecektir. Anladım. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Ömer Ödemiş. Ekleyecek başka bir şeyiniz yoksa size bu akşam veda ediyoruz. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Çok teşekkürler.